Selam, tekrar ben geldim. Öncelikle arkada ses olabilir. Annemler evde çünkü. Arkada ses olabilirse kusura bakmayın. Bir ses kaydında şey dedim. Bu ses kaydını ondan önce paylaşır mıyım bilmiyorum ama artık çerezin de çerezi olmuş böyle leblebi kıvamındaki konuları söz etmiştim zaten. Animeciler salak mı, şu kesim mal mı, bu kesim şöyle mi, bunlar niye böyle tarzı şeyleri söz etmiştim zaten. Ya birazcık da şunların dışına çıkın, daha böyle farkındalık yaratıcı şeyler yapın falan demiştim. Yine insanların başına anneanne kesilmiştim yani. Şimdi de ona benzer bir şey yapacağım. Ben söyledim zaten TikTok'tan ne kadar nefret ettiğimi, yani çıktığı günden beri indirmedim ben. Öyle diyeyim. Müzikali döneminden beri indirmedim. Yani şöyle diyeyim, gerçekten benlik değil. Gerçekten değil. Ve gerçi TikTok hakkında konuşmuşumdur büyük ihtimal ama daha nasıl tabir edebilirim kendimi bilmiyorum. Ya bir yerden sonra bu nefret şey oluyor, böyle alışılmış bir nefret oluyor. Bundan dolayı da kendinizi ifade edemeyebiliyorsunuz yani. Bilirsiniz o duyguyu ya. Böyle bir şeye sürekli aynı şeyi hissederse bir yerden sonra bazı cümleler normalleşiyor sende. O yüzden onları da sunamıyorsun karşı tarafa. Kalıyorsun donk diye. Şimdi TikTok'tan söz edeceğim. Tabii yine benim olduğum alan üzerinden. Şey biliyorsunuzdur zaten. Vaktinde dalga vaktinde dalgası da geçildi onun da. PNGTuber olayım. PNGTuber. Ya benim yaptığımın daha detaysızı TikTok versiyonu işte. Galiba bir tek TikTok'ta varlar. Gerçekten. Ya bunlardan söz ediyorum fakat ama TikTok'un normal bir günü bu tarz insanlar gerçek. Orada aklınıza gelebilecek her şeyi bulabiliyorsunuz çok garip bir şekilde. Yaş kitlesi kaçta kaç arası bilmiyorum. Bu toksik dediğiniz kesim, ki ben TikTok üzerinden kavga eden insanları da salak buluyorum yani. TikTok deyip geçeceksin bazen. Teenager moment deyip geçmen gerekiyor bazen. Bu PNGTuber olayı da şöyle bir şey. Şey uygulamalarını bilirsiniz. Kendini Pixart mıydı? Şey ya, bir base var. Ya yani çizilmiş bir base var. Böyle milyon tane de varsayasyonu var bunun. Kıvırcık saç. Mesela saç olarak geçecek olursak kıvırcık saç, düz saç vesairedir. Öyle şeyleri var. Bilirsiniz o uygulamaları. Ya herkes yapmıştır kendisini oradan bir persona. Hatta bazı kişiler oradan karakter bile yaratıp çizebiliyor. Büyük ihtimal o tarz bir uygulamadan kendini çok akıllı zannediyor bazıları. O tarz bir uygulamadan kendisine bir tane PNGTuber modeli yapmış ki okey, sıkıntı yok. Ama etrafta bunu ben çizdim diye gezmek birazcık yani vajina muhabbetine dönüyor ya. Vajina kokusu yayılıyor etrafa hemen böyle. Bunu sen çizme. TikTok moment deyip ses kaydını kapatma ihtimalim de var ama biliyorsunuz ben genellikle nefretimi kusuyorum. Nefretimi kusuyorum size. O yüzden nefretimi kusacağım. Biriyle karşılaştım. Tabii ben TikTok'ta hiç takılmadığım için kesin normali odur ama nereden başlayacağımı da bilmiyorum gerçek. Birini hayal edin ya. Böyle aklınıza en toksik ne geliyor? Benim aklıma gelmiyor çünkü. Ya Bakugoculara alıştım, tamam. Bakugocularda sıkıntı yok da. Kullanıcı adına baktığında bile bak, kullanıcı adına baktığında bile bu kişi şu yaşın, bu kişi kesin çocuk diyebildiğin insanlar PNGTuber olmaya başlamış. Ve iyi bir yere gitmiyor bu eleştiri sektörü gerçekten. İyi bir yere gitmiyor şu an. Ne söz edeceğimi de bilmiyorum hani. Sürekli küf yani şunu demek istiyorum. Egonun tavan yapmış olması bir komiklik değildir. Bunu bir belirteyim artık. Yani kendisini sürekli öven kişiler komik değiller. Yani bunu ya benim kanalımdaki kişiler biliyordur zaten bunu. Bilmeyen varsa ben yine de diyeyim. Ya egosu tavan yapmış kişilik tipleri deyip ben kısaca. Bunlar komik değildir. Bir kişilik özelliği de değildir. Ha benim gibi huysuz davranmak da bir kişilik özelliği değildir. Yani sadece onları boklayıp kendime boklamamak yapmıyorum ben burada. Ama ben kabul ediyorum bunu ve
Yine de kusuyorum. İzleyen izler. Kendimi öyle tanıtmıyorum insanları ya. Ben sizle tanıştığımızda senden nefret ediyorum, merhaba diye tanışmıyorum. Hadi bunu geçtim. Egoyu kişilik özelliği zannetmek zaten çocuk tavrıdır. Ya şey ya, Instagram'daki bazı şeyleri bilirsiniz. Neydi? Sayfaları bilirsiniz. Bir parça tuhaflık mıdır nedir ya da bir ne... Hüzünlü panda mıydı neydi ya, yürüyen horoz vesaire, bu tarz hesapları bilirsiniz. Onların paylaştığı şeyleri de bilirsiniz. Böyle slay, şanki, slay girl falan şeyleri. Ne? İlk varsasyonları oydu. Yani slay'dir, yikes'dir, period'dur ya da period'dır ya da material girl ya da. Onun ilk varsasyonları o tarz sayfalarda vardı yani. Kaostan beslenmenin komik olduğunu zannetmek orada vardı ilk. Ve ben bu kaostan beslenmek, bunu komik bulan kişileri de sıcak savaşların olduğu bölgeye yollardım elimde eğer yetki olsaydı. Yani görürdünüz bakalım, gerçekten kaosta eğleniyor musunuz, görürdük. Yani sen bir gün Starbucks'tan kahve alamayınca ağlayan zırlayan birisin ve kaostan besleniyorum diyorsun. Ya da birisi kalemini aldığı zaman, izinsiz aldığı zaman ayağını yere vurup ayağını kıracak kadar yere vuran insansın ve kaostan besleniyorum diyorsun yani. Birazcık özenti olmasak mı ya? Gerçekten. Cartman'de bitmeliydi bu olay. South Park'taki Cartman'de bitmeliydi. Cartman'i biliyorsunuz. South Park izleyenler biliyordur. Yani hayatınızda görebileceğiniz en böyle kaostan beslenen karakter olabilir. Onu bir bakın, kişiliğine mi bakın? Yani komedi olduğu için zaten abartılar var, doğru da. Kişiliğine bir bakın, kaostan zevk alan insan modeli odur yani, Cartman'dir. Herkes nefret eder ondan. Ama o yine herkes beni seviyor olarak takılır. O yüzden PNGTuber'lara dönecek olursam, konudan koptum yine. Biriyle karşılaştım işte. Karakterinin saçının rengi böyle pembemsi bir turuncu muydu? Açık turuncu idi galiba ama pembeye yakın biraz. Böyle bir karakter. Saçları da iki kulak ama şey neydi? Danganronpa'daki Celestia mıydı? Onun saçı gibi bir şey, daha kısası. Böyle bir PNGTuber karakteri modeli yapmış kendine ve şey bir yerde şey diyordu. Bu çizimi ben yaptım, yapmak 2 saatimi aldı diyordu. Yani bir yerden sonra çocuk da çocuk olmayayım, ben bunu neden konuşuyorum diyorum. Ama şu tarz insanları görünce de başka kim konuşacak diyorum. Bu dediklerim böyle aşırı normal bir eleştiri gibi gözükebilir ama gerçekten düşündüklerim bunlar. Yani çocuğa neden, ben bir çocuğa ne anlatıyorum demek olur. Yani ileride utanacak kendisinden, bunun farkındayız hani. Ama bilmiyorum, sinirlendirdi beni ve konuşmak istedim, o yüzden devam ediyorum. Öncelikle bu bir yalan. Onu sen çizmedin. Herhangi ya TikTok kullanmayı bilecek kadar aklı olan insan onun bir yerde bir uygulama üzerinden yapıldığını bilir. Zibilyon tane uygulama var. Şuna hiç girmeyeceğim zaten. Ya bu tarz şeyleri seviyorsanız benim kanalımdan gidin, siktirin gidin yani. Ya hiç böyle size samimi olamayacağım. Anime sesini komik bulan insanlar yani, siktirin gidin kanalımdan. Bunu da belirteyim. İşte buna hiç girmeyeceğim yani. Benim kanalımda durmayın. Almıyorum sizi. Fark ettiğim an banlarım da. Böyle davranıyor beraberinde. Yani egosu tavan zaten, onu dedik. Ama bu ego tavan değil. Öyle denmesini istiyor. Onun da farkındayım ya. Bu kızın egosu ne kadar tavan denmesini istiyor. Onun da farkındayım. O yüzden ben senin egon tavan demeyeceğim. Senin egon yok diyeceğim. Sen egosuz bir insansın. Sen umutsuz bir insansın diyeceğim. Onun duymak istemediği şeyler söyleyeceğim. Yani eğer ki bu videoya denk gelirse, ki gelmeyecek büyük ihtimal. Ya bu kadar ya benim kanalı sevecek bir akıl olduğunu düşünmüyorum sende. Çünkü ya da benim kanalım videolarını takip edecek bir akıl olduğunu düşünmüyorum sende. O yüzden sana egosu tavan demeyeceğim. Öyle denmesini istediğin için şey diyeceğim sana. Umarım ailen kavga etmeyi bırakır ya, gerçekten ya. Bir gün annene açılırsın umarım. Ben normalde böyle böyle hissediyordum falan diye açılırsın umarım yani. Başka bir şey diyemiyorsun çünkü gerçekten
Therapeutic behavior. Familiar behavior ya da ailenin ilişkileri bozuk belirtileri. Ki bu PNG tuber olayını ben hala anlamadım. Yaşlandım. Bilmiyorum yani yaşlandım mı, yaşlanmadım mı? Çoğu şeyi anlamıyorum internet üzerindeki çoğu akımı da kavrayamıyorum hani. Ya PNG tuber dediği şey normal eleştiri videosu ya. Arkasında bir oyun var. Kendi yüzü bir karakter sadece. Ve arada hareket ediyor falan. Yabancılarda bu zaten vardı da. Ya neden PNG tuber deniyor orasını da bilmiyorum. Bilen varsa belirtir herhalde. Ya, içeriklerini zaten bok gibi oluyor. Bir de TikTok'ta olduğunuz için küfür de edemiyorsunuz. Yani küfür ediyorsunuz, sansürlü yazıyorsunuz. Yani ona da çok üzülüyorum gerçekten. Önce bir çalış, matematik notunu yükselt. Baban seni dövmeyi bıraksın. Devam edersin piyasaya, tamam mı? Hemen ünlenmenize gerek yok. Ünlenmeyi bu kadar kafanıza takmanıza da gerek yok. Yani yaptığınız şey güzel bir şey değil. Ya benim yok normal konuşuyorsundur, tamam onda sıkıntı yok. Ama bu tarz söz ettiğim kanallar yani egosu tavan yapmış bunun tarzı tepkiler almak isteyen kanallar çocuksunuz bu kadar. Bana kanıtlayabilir misin çocuk olmadığını? 20 yaşındayım de ben yine de derim ki akıl yaşın o zaman 13 yaşlarında. Yani çocuk da çocuk oldum bu ses kaydında. Bir abla tavsiyesi verdim yani ya da bir dayı tavsiyesi verdim. Allah aşkına ya şu hemen kendine hemen ünlenmenize gerek yok. Hemen sosyal mecraya atılmanıza da gerek yok. Her şeyi paylaşmanıza da gerek yok. Birazcık bir salın. Şu telefonları bırakın, hayatı yaşamaya çalışın. Yani anlamıyorum sizi, gerçekten anlamıyorum. Ben şu yaşıma geldim ve daha 10. sınıfta başlamıştım ben bu işe. Sadece animasyon olarak ses kayıt şeyim yoktu. Şu anki bilgisayar ses kayıt alabildiğim için ses kaydı da almaya başladım. Ya ben daha doğru düzgün gerçekten YouTube'a bu yıl başladım. Öyle diyeyim ya. Şu an 18 yaşındayım ve hala aşırı erken başladığımı düşünüyorum. Bir kişiliğim oturmadı çünkü. Ama böyle şey yapıyorum. Gelecekte bakıp gülerim buna diye kaydediyorum ya. O yüzden benim için sıkıntı yok. Ama ben gidip de şey demiyorum. Ben hepinizden nefret ediyorum. Bu benim kişilik özelliğim. Ay ben şunu çizdim. 8 saatimi aldı. Ama başka yerden kopyalamıyorum. Ya ben böyle yapmıyorum. Bunu yapan kişiler de açık açık söyleyemiyorlar. Ama o sahte şey bile böyle yani. Ben bunu çizdim 2 saatimi aldı. Siz anlamazsınız zaten. Bilmezsiniz bu işleri. Tavırları. Yalan olduğunu bilsem bile bir yerden sonra ya yanımda olsa da böyle öldürsem diyorsun karşı tarafı. Ya boğsam diyorsun daha doğrusu da. Öldürmek olmaz şimdi. Böyle yani. Bu ses kaydını birazcık sessiz sakin aldım. Çünkü bağıracak halim yok. Bugün Oğuz Sasi olamayacağım yani. Neyse ben gideyim yavaştan. Büyük ihtimal bunu paylaşırım. Bu düşük oldu. Az oldu. 15 dakika oldu. Ben uzayım yavaştan. Allah aşkına sosyal medyaya hemen atılmayın. Bir sakin olun. Bir okulunuz bitsin bir. En azından bir lise bitsin. Bir liseniz bitsin. Öyle başlayın. Çünkü lise başlarında ki bu söz ettiğim kişiler kesin ortaokullular. Yani annesi aranınca böyle tir titreyen kesin büyük ihtimal bu. Ya da annem beni anlamıyor zaten diye takılan ama annesi elini kaldırdığı an ağlamaya başlayan kesin. Ama yani hemen asılmayın. Birazcık bir bekleyin ya. Ya beklemekten zarar gelmez ha. Gerçekten beklemekten zarar gelmez. Bir yavaş olun ya. Herkes ünleniyor diye sen de ünleneceksin diye bir şey yok. İsmini bile söylemedim primini vermeyeyim diye. Çünkü ismini bile hatırlamıyorum şu an. 2 dakika önce gördüğüm bir videosunu ve ismini bile hatırlamıyorum şu an. Yani sen busun. Çok kolay unutuluyorsun. Çünkü sahtesin. Persona yani. Çok da kişilik bozukluğu hastası gibisin. Böyle bu kadar. Burada bitireyim ben bunu. Hadi kaçıyorum. Görüşürüz galiba. Görüşürüz.